Müjdegül. Doktor Müjdegül Karaca. Hoş geldin. Hoş bulduk. El Alem ne der? Çok güzel bir program. Evet, çok güzel bir program. Önce El Alem ne der? Nasıl bir programdır? içeriği nedir? Bize acık bahseder misin? El Alem ne der? korona günlerinde doğmuş bir program. El Alem ne diyeceğini düşünerek çıkarmış olduğumuz bir program. Direkt anlatıyorum ne olduğunu. Bir gün mesaj attım Ege'ye. Dedim benim konuşmaya ihtiyacım var. Konuşmam lazım evet. ama öyle yani hayatımı anlatacağım, dertlerimi anlatacağım öyle bir şey değil. Benim üzerinde çalıştığım, bilgi sahibi olduğum konu hakkında konuşmaya ihtiyacım var. Çünkü konuşamıyorum bir buçuk aydır bu konuyu. Üzerinizde çalıştığınız konuyu biraz bize açar mısınız? Çünkü Seksoloji e, konusu. Seksoloji deyince gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği ender isimlerden bir tanesi. Neden? Seksoloji, seks bilimi demek seks bilimi demek. Yani neden seksolojiyi seçtiniz? Normalde bir kadın doğum uzmanısınız. Seksolojiyi ben seçmedim. O beni seçti. Üstüme kaldı bir yerde. Seksoloji Türkiye'de çalışılan, eğitimi olan, eğitim alabileceğiniz, uzmanlaşabileceğiniz bir konu değil. Seksoloji yani maalesef yurt dışında eğitim alırsanız seksoloğum diyebileceğiniz ama isteyen herkesin de üzerinde çalışıp uzmanlaşabileceği bir konu. Ama e, Türkiye'de akredite işte şuradan aldığım bir belgeye dayanarak ben kendimi seksolog olarak tanımlıyorum diyebileceğiniz bir bilim dalı değil. Bir sürü bilim dalı var öyle tarihsel olarak. Birbirinize el vererek mi e, şey yapıyorsunuz seksolojiyi? Hayır. Şimdi seksoloji biraz aslında tarihsel bir bilim dalı, güncel, canlı, cap canlı. Hepimizin mecburen öğrenmek zorunda olduğu bir konu ama frenoloji gibi frenolojiyi anlatacak herhalde bize şey kayıt. Bir tarihsel kıymeti olan bir bilim dalı aslında tam dört dörtlük seks bilimi demek. Fakat seks bilimi uzmanı Türkiye'de yok, literally yok yani. Yurt dışından seksoloji masterı yapmış. Seksoloji işte çeşitli lisansların üzerine yapılabiliyor. Psikolojinin üzerine olabilir, tıbbın üzerine olabilir, sosyolojinin üzerine olabilir. Daha çok tabii beşeri ilimler üzerine yapılabilecek bir master programı çoğu ülkede bu şekilde. Bunun yurt dışında masterını yapmış, gelmiş kıymetli seksologlarımız var gerçekten. Fakat ülkemizde bir ayrı bir eğitim dalı yok olmadığı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani ülkemizde cayır cayır seksoloji hem çalışılması hem üzerinde. Sonuçta ülkemizde de cayır cayır seks yapılıyor. Evet ülkemizde seksoloji olmazsa olmaz. Bir akreditasyonu olmadığı için de sanki seks organıyla çalışan herkes kadın doğumcu, ürolog, psikiyatrist, psikolog, evlilik terapisti, yani sanki herkes konuyla ilgili çalışan herkes de seksologmuş gibi düşünülüyor. Bu hem doğru hem yanlış. Şimdi doğru şöyle gerçekten seks organıyla çalışıyorsun. Dolayısıyla da onun işi o ya, seks ya. Hani o organlar, <laughs> seks yapılıyor ya organlarla. Dolayısıyla sanki biliyormuşsun gibi de olmuş oluyor. Fakat seks ülkemizde tabu. Yani bunu inkar etmeyelim. Türkiye, burası Türkiye. El alem ne der? Peki, şimdi seksolog deyince sanki o konu hakkında çok teşriki mesaide bulunmuş birisi geliyor insanın aklına. Yani bir konuda uzmanlaşmak için yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Seksologlar seks konusunda çok mu tecrübelilerdir? Değillerdir. Yani işin Seksologlar teknik... seksoloji konusunda tecrübelilerdir. Seks konu seks bambaşka bir şey. Bu senin tamamen yaşantınla ilgili bir şey. Yani o işin bilimi var. O işin yani gönül vereni olmak var. Tabii seksolog olunca insan seks <laughs> gönül vermiş bir insan. Doktor Müjde Gül Karaca. Peki, değil. Aslında... Ben onun bilimiyle ilgileniyorum. Tamam. Demek... konu nereden bana geldi ya? Bu <laughs> konu benim seksim değil. Şimdi bakın ben seks konuşuyorum ama seksimi konuşmam. Zaten seksimi konuşmaya zorlarsanız beni bırakır giderim. Yani. Ben çünkü kendi seksimi konuşmam. <laughs> Herkesin seksi kendine kadar. <laughs> evet, herkesinki yani, kendine. Demek istediğini anladım yani kadın doğum uzmanısın. Dolayısıyla 30-40 da... tane doğurmana gerek yok. Aha. Ee, sonuçta nasıl yapılacağını Aha. biliyorsan e, kafidir. Hayır. Peki. Ağzınız bal yesin. Teşekkür ediyorum. Seks, e, seks mi diyeceğiz aslında cinsellik mi diyeceğiz? Çünkü cinsellik, cinsellik deyince... E, seksoloji e, literatürde geçmeye başladığı zaman işte 1980'ler, 90'lar yeni yeni bilim insanları bu işleri halka da anlatmaya başladığı zaman her tür terim hani Türkçeleştirdiği bir dönem var ya 90'larda her şey ama her şey yani fenomenolojinin görüngü bilim şeklinde Türkçeleştirdiği bir dönemler. Hani çok oturgaçlı götürgeç gibi hani Türk Dil Kurumu'nun <laughs> Türkçeleştirme konusunu biraz da takıntı haline getirdiğimiz o dönemde seksolojiyi de cinsellik bilimi şeklinde, seksi de cinsellik diyelim de çok ayıp olmasın. Hani kültür, burası Türkiye, el alem ne der olmasın diye yapılmış bir oynama aslında kastedilen gene seks. Seksten ne anlıyoruz? Ne anlıyorsunuz? Seks deyince biz biraz daha böyle daha böyle edepsiz bir şey aklımıza. Cinsellik e, deyince niye onu anlamıyorsunuz? Cinsellik deyince daha nezih nezih yapılıyor. daha Hiç böyle, hiç, hiç alakası yok. Yani, o da gayet iğrenç. En olabilir. En güzel kıyafetlerimizi Çok güzel, giymişiz. Olabilir. Böyle şık bir davetteymişiz gibi cinsellik. Seks deyince böyle hani e, böyle ortaya bir şeyler koymuşuz da harala gürele girişiyormuşuz gibi bir intiba oluşuyor. Şimdi bir eski laf vardır. Bütün düğünler, Türkiye'deki bütün düğünler o makarena, anna Karen bilmem ne bütün o ağır... E, ...klasik e, müziklerle başlar ve Kara Yüzüm Habbesi'yle... Klasik müzikte makarena mı dediniz az önce <laughs> Müjde Gül Hanım? <laughs> Neydi o? Bir tane kadın vardı ya, onu demek istedim. Anda Karanina mı demek istedin? Değil ya. Olero mu ne? Ha. Hep bütün düğünlerde çalan bir şarkının şey var ya bir kadın adı... Neydi o? Sıla mı? Hayır ya. Of. Doğum günün bana geldiğin Heh, günü. E, e, hayır ya hep giriş müziği olarak. Falan diye böyle bir şarkısı var. Bunu özellikle. <gülüyor> 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 ben onu arkaya koyacağım hatırlamak tamam, tamam koyacağım. <laughs> tamam. Şimdi bütün düğünler klasik müzikle başlar. Halayla son bulur. Dolayısıyla da sen istediğin kadar cinsellikte olay gene seks. Seks bir kadın ve bir erkeğin cinsel organlarını içerecek şekilde ve sonu cinsel doyuma ulaşacak şekilde bir aktivitede bulunması mıdır? Böyle midir? Hocam. Bunu anlıyor genel insanlar. Bence bunu kısıtlamayalım. Heh. Yani birebir gibi düşünülmesin. Bu bire çeşitleme bir. olabilir. Yani kadın olabilir, iki kadın olabilir, iki kadın iki erkek olabilir. Yani birey üzerinden gidelim. Birey üzerinden gidelim. Evet, Biz düz üzerinden yani gidelim. çünkü evet. başlangıç aşamasındayız. Birebirden bahsediyoruz. Birebir ölçeklerde. Şimdi seks Hocam erkek cinsel organının erkek cinsel organının kadın cinsel organına temas ederek cinsel doyuma ulaşmaya verilen o aktivitenin adı değil seks. Şimdi sadece vajinal penil birliktelik olarak görmek seksi. Bir Amerikan başkanı vardı hatırlar mısınız hani oral birlikteliği seks olarak değerlendirmediği için cümle aleme rezil olmuştu. Dur bakayım ismi neydi acaba? Ovalofist. Ovalofiste oval lan. E tamam canım. İşte. Clinton'dan bahsediyoruz. Evet hepimiz. maalesef ondan bahsediyoruz. Şimdi o komik duruma düşmeye sebep oluyor. Cinselliği, seksi sadece vajina penis birlikteliği olarak görmek böyle komik durumlara yol açabilir. Seksin aslında biraz daha geniş bir e, tanımı var. Fizyolojik bir cevabı uyarmayı hedefleyen, rızaya dayalı aktivite Olabilir. Hani bütün bu sanal seksleri falan da içine alan bir tanım olur o zaman bu. Cinsel motivasyonu olan herhangi bir davranış ya da görünüm fenomen olarak şey yapabiliriz. O zaman kim seks yapıyor, kim seksoloji konuşuyor biraz karışır. Çünkü niyet önemli burada. Niyetinizde ne varsa o. Güzel bir niyetle başlamak evet. güzel bir sonuç ulaştırır. Hocam seks nerede başlar? Nerede biter? En en seksi organımız beyin. Beyinde başlar. Evet. Seks e, demek için özellikle rıza konseptinden bahsetmemiz gerekiyor. Rızaya dayalı olarak. Şimdi onun tam kesin tanımını yapmak o kadar zor ki ama gene de soyunacağım onun tanımını yapmak için. Çok Hocam, küçük notlar almıştım. Hocam konuştuğumuzu yapmıştım. düşünerek evet. lütfen kelimelerimize dikkat edelim. Bir takım soyunacağım istisnalar. derken bir beklenti içine... E, seyircilerimiz girmesinler. Soyunmayacağım. Yok ceket üstümde. Bir takım istisnalar olsa da bir kişinin bir diğer kişinin yani bir diğer ride girmek durumunda kalıyor tanımımızın içine. Bir kişinin bir diğer kişinin anüs, meme ya da genital organlarının herhangi bir kısmına bu kişilerin herhangi birinin ya da her ikisinin de birden olabilir. Cinsel arzularının uyarılması ya da doyurulması amacıyla dokunması. Cinsel temastan kastımız bu seksten. Hocam dokunmayla sınırlı bıraktığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen programlarda daha işin derinlemesine de e, konulara Gireceğiz diye tahmin ediyorum. Şimdi amacınız üremek olabilir. Üremeye yönelik davranış olarak derseniz benim aslında tüp bebekte üremeye yardımcı teknikte falan da yaptığım şey seks tanımına giriyor o zaman. Kesinlikle değil. Ben oralarda asla seks yapmıyorum. Benim amacım üremeye yardım etmekse işte seks tanımını üremeye genişletmemek gerekiyor. Niyet önemli her zamanki gibi. Ve niyetinde e, cinsel uyarılma ya da doyumma ulaşma. Peki her cinsellik doyuma ulaşacak diye bir kaidemiz yok. Yok. Uyarılma ya da doyum. Uyarılma. Uyarılmak da yeri geldiği zaman yeterlidir diye düşünüyoruz o zaman. Yani orada bırakmak istiyorsan yeterli. Ama bırakmak istemiyorsan yetersiz. Şartlar onu gerektiriyorsa yani işte hayatın koşuşturması, gailesi, kafadaki sorunlar, sorular. Evet falan. seksin ne olduğunu anladık diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> anladık mı? Bak herkes çok iyi anladı. Yani dokunmada bıraktığınız için çok da aslında bildiğimiz seksle alakası olmadı. Bizi hep yanlış evet. öğretmişler. Yani cinsel üreme daha doğrusu cinsellik. Şimdi dediğimiz... bunun bir bilimi olduğunu insanlar anlamış. Evet, yani bu öyle ezbere yaptığımız bir şey ama yani bunu bir. bir metodolojiye uydurabiliriz biz bunu diye ilk anlayan Masters ve Johnson. 20. yüzyılların başları gibi Freud'dan sonra çok olaya biraz bilimsel yaklaşılabileceğini ortaya koyan bilim insanları var gerçekten de. Tekrar ediyorum. Seksoloji çalışan kişinin seks hayatı ile ilgili değildir bu. Yaptığı bilimle ilgilidir. Seksoloji aslında Masters ve Johnson'ın tanımladığı çerçevede bizim değerlendirdiğimiz bir bilim esasında Kinsey'in raporuyla başlıyor. Kinsey, Alfred Kinsey, Liam Neeson'ın oynadığı güzel bir filmi var. Hani onu da tavsiye ederim her isteğini. Kinsey bir biyolog, biyoloji lisansı ve üzerine doktorası olan bir bilim insanı. Bu konuyla ilgili tabii kendisi çok ciddi bir cinsel baskılanma, o ağır bir dini baskıyla yetişen bir çerçeveden geliyor. İlk cinsel ilişkisinde de zorlanıyor eşiyle. Eşiyle yaşıyor tabii ilk cinsel ilişkisini. Ve sonra karı koca bu yaşadıkları zorlanma sonucunda bir kadın doğum uzmanına gidip onun rehberliğiyle bir açılıyorlar sonradan. O diyorlar. Bunu bir adam da kendisi bir bilim insanı olduğu için biyolog, yüz binlerce böcek toplamış bir biyolog yani Kinsey. Sonra bunu kendi gibi yeni evlenen, evlenemeyen, bir şekilde cinsel ilişkiye başlayamayan gençlere bir ön ayak olup böyle bir toplantılar, istatistikler yapıyor. Kinsey'in yani yüzlerce, yüz binlerce kişiye, kadına, erkeğe soruyor cinsel davranışını, mastürbasyonunu, tercihini falan. Çok farklı, hiç tahmin etmediğiniz şeyler çıkıyor ortaya. Yani o Kinsey'in raporlarından olayın sadece bir kadın, bir erkek ve vajina ve penis olmadığı, çok farklı yönleri olduğu ortaya çıkıyor. Ve aslında Kinsey'in raporlarından sonra Master Johnson'ın tanımladığı bir cinsel siklus şey var. Buna Helen Kaplan Singer istek fazını da ekliyor. Daha sonra bastım modifiye ediyor. istek fazı çok önemli ediyor. hocam. Evet. Gerçekten onu deyince biz zaten evet. gerçekten anladık yani. Bu arada Master Johnson da gerçekten ismiyle müstesna bir... Masters şey, of Sex. Masters of Sex, Master... <laughs> Bu iki kişi değil mi Master Johnson? Bill Masters bir kadın doğum uzmanı. Virginia Johnson doğum sekreteri aslında. Fakat Aralarında sadece iş ilişkisi mi var? Çok emin değilim. Diziye bakarsan. <laughs> 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 Diziden dolayı biraz fazlası olduğunu düşünebiliriz ama Bill Masters'ın bir kadın doğum uzmanı olması, eşiyle uzun süre infertilite yani kısırlık tedavisi görmüş olması falan biraz cinsel sorunlu olduğunu düşündürüyor. Şimdi bütün kadın doğumcuları cinsel sorunluluk vardır <laughs> Virginia Johnson ve Bill Masters gerçekten bu işi metodolojisini dört dörtlü koyuyor. Onun üstüne Helen Kaplan Singer biraz daha ruhsal bir bakış katıyor. Basson biraz daha çeşitliyor ruhsal bakışı. O, olayın aslında bu üç sac gibi biyolojik, psikolojik ve sosyal yönü var. Seksin de böyle. Yani seksin de biyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var ve sosyal tarafı var. Yani sosyal taraf o tabusal olan tarafı da beraberinde getiriyor. Yani çoğumuz evlenmeden önce cinsel ilişki çok kötü. Yani olmaz zaten değil mi? Evlenmeden önce cinsel ilişki zaten olmaz. Haşem, ...yapıyorsan haşem. da çok kötüsün Hocam. yani kötü bir şey olarak görüyoruz. Sosyal tarafında böyle bir yön var. Bunu asla yatsıyamayız. Dolayısıyla da ben bu sosyal tarafa hiç dokunmadan anlatmaya çalışıyorum. Beni ilgilendirmez orası diyorum yani siz içinize her ne şekilde siniyorsan. Bana genellikle evlenmiş resmi nikahlı kocasıyla sevişemeyen hanımlar başvuruyor. E i̇ster istemez biraz böyle bir perspektifim var. Yani evet eşin falan diye böyle bazen dilime pelesenk oluyor eşin derim siz beni görmezden gelin. Yani partnerin olarak da algılayabilirsiniz onu. Eşlerin olarak da algılayabilirsiniz nasıl algılamak istiyorsanız yani. Psikolojik taraf bizim tıp olarak uzun uzak olduğumuz bir taraf. Yani biz tıp fakültesinde hiç psikoloji dersi görmüyoruz çok açık. Bir tane davranış bilimleri dersimiz var birinci sınıfta. O da henüz çok şuuruna ermeden gördüğümüz bir ders oluyor. Ben psikolojinin ayrı bir lisans ve kocaman büyük bir öğreti, büyük bir bilim olduğunu... ...ancak yani uzmanlığımın şurada 8. 10. senesinde falan öğrenmiş oldum. Daha çok biyolojik tarafla ilgileniyoruz biz tıp hekimleri olarak. Ama bu olayın üç tarafı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Olay biyo, psikososyal bir olay. Kapatıyoruz hocam burada cinselliğe giriş yani. Introduction to e, cinsellik. Yani evet. cinsellik. El ne der programının açılış programını gerçekleştirmiş olduk böylelikle. Teşekkür ederim.